İzzet. Şahide merhaba, hoş Merhaba, geldin. hoş bulduk. Meryem'in Teşekkür ederim. ablasısın Evet, sen. Ben ablasıyım. kısacık hemen konuyu da atalım. İzzet buraya biliyorsunuz ortanca çocuğunun benden olmadığını, yani ondan olmadığını söyleyerek gelmişti. Kendisi DNA da yaptırmıştı. Çocuk İzzet'ten değildi. Meryem'in de bazı boşanmak istediğini söyledi. İzzet'ten bazı iddiaları da vardı. İzzet'in iddiasına göre ortanca çocuk aslında Muhtar Bey'den, yani teyzenin kocasından olduğunu iddia etmişti. Bugün de Şahide Hanım geldi. Evet, doğrudur. Nasılsınız Şahide Çok Hanım? teşekkür ederim, iyiyim. Öncelikle şöyle söyleyeyim, ben bu konuya pek fazla aktif değildim. Yani çalıştığımdan dolayı böyle bir iğrençliği daha doğrusu. Aktif olamadım, yani izleyemiyorum. İzlemek de istemiyorum. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz Şahide Ben Hanım? Gebze'de oturuyorum. Benim kız kardeşim zaten benim yanımda. Ben çocuğu getirdim bugün. Bugün küçük çocuğu vereceksiniz İzzet'e. Şöyle bir şey, önce bir konuşmam gerekiyor. Eğer şartımı kabul ederse vereceğim. Çünkü bakmakla mükellef. Hani doğurmak ve doğurturmak, hani ortalığa bırakmak anne babalık şeyi değildir. Tabii, Önemli doğru. olan ona bakmak. Şimdi çocuğu götürecek, abisinin yanına bırakacak. Doğru mu İzzet? Ondan sonra da kendi çalışmaya Ne gidecek. diyorsun İzzet? Sen de cevap ver. Ne yapsın, emzirsin mi adam? Şimdi şöyle bir şey var. Bir Hayır, ne istiyorsunuz mesela? konuşmama müsaade ederseniz Hayır, ben buraya bakın tartışmaya ama gelmedim. mantıklı soru sorun. Bir dakika, Ne ben buraya istiyorsunuz? tartışmaya Adam gelmedim çalışmadan adam. mı beslesin çocukları? Bir Gökten mi şey yağsın? söyleyebilir miyim? Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben buraya tartışmaya gelmedim. Tartışmaya zaten Benim mantıklı yanımda soru sorun. tartışamazsınız. Bir saniye, ben bir konuşmamı bitireyim. Bir Mantıklı soru konuşmamı sorun. bitireyim. Söyleyin Şahide Hanım. Bırakacak, ondan sonra çalışmaya gidecek. Doğru mu? Evet. Söyle İzzet, sen Şimdi cevap verir bıraktığı misin? kişi... cevap vereceğim. Bıraktığı kişi abisiyle yengesi. Evet. Abinle yengen, doğru mu? Doğru. Bunlar senin çocuklarına sen ve senin ailen gibi bakamaz. Doğru mu? Senin annen İzzet baban biraz ayrı şimdi bakar şöyle bir çocuk şey bakarlar. çocuklarına. Siz ya Niye? niye cevap vermiyorsunuz? Çocuğun Bakamaz söz değil, konusu. bakarlar. Bir saniye, bir şey söyleyeyim sana. Senin çocuğuna senin annen babanın bakımı farklıdır. Abinin yengenin bakımı farklıdır. Emin ol, İzzet. annem hasta olduğu için zaten yengemin zaten bana bile anne gibi bakmış. Kim? Ben 6 yaşındayken Kim? zaten yengem Hangisi? Hangisi? büyük yengem. Yenge. O sana sen git karını boşa. Meryem'i boşa. Ben senin çoluğuna çocuğuna bakarım diyen mi? Yok, öyle bir şey demedi Emin ol. Demedi mi? Öyle bir şey İzzet demedi. burada demedin mi sen? Ne Burada dedim? demedin mi benim çocukla? Ya kardeşim, elimde kanıtlarım var. Tamam, elinde kanıtın Kanıtlarım var. olsun. Bak, ben sana ne diyorum? Yengem öyle bir şey demedi. En Nasıl son her demedi? şey çığırından çıkınca Nasıl zaten ben demedi seni İzzet? aradığımda iki kız sen alacak mısın yoksa Ha? yurda mı atayım? Zaten yengem Niye kolu yurda ameliyatlı. atıyorsun? Yurda Bir atacaksan dakika. niye Bir dakika. Ben dokturuyorsunuz? bir Niye dakika. bakmıyorsunuz? Onun ben tek sebebi değilim. Onun sebebi Meryem'de. Ben tek değilim. Şimdi bir Bunu şey bana tek söyleyeceğim. Hani yükleme. sen karına, benim karım o nokta 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 diyor. Sana Su. ben bugün erkek olayım, tamam mı? Benim karım benden başka bir erkeğe bakıyorsa ben önce hatayı kendimden ararım kardeşim. Ben ne yapıyorum ki bu kadın başkasına bakıyor? Ya da ben ne yapıyorum? Ben bunun ihtiyaçlarını karşılıyor muyum? Ben buna bakabiliyor muyum? Ben buna neyi veremiyorum diye düşüneceksin Ama kardeşim. düşüneceğim de bunu Düşüneceksin. tartışılması lazım. Ama Meryem Neyi tartışmaya tartışılacak? gelmiyor Ben ki. tartışayım, Meryem ben hep sana saldırıyor. söyleyeyim. Söyleyeyim ben sana. Söylesene Şahide. Söyleyeyim. Birincisi, Biraz cevap ver. Tamam. çalışıyorsun. Evet. Senin eşin senin aylık gelirini bile bilmeyen bir insan. Nasıl Bir, bilmiyor? bilmiyor İzzet. Şimdi benim ağzımı açma. Bilmiyor. As İçinde ben konunun içindeyim İzzet. Tamam, Sus. bak Bir dur. onun içindeysen bu Benle konu da konuşabilir içindesindir. miyim? Ben konuşayım, ondan sonra sen Konuş. bana cevap ver, tamam mı? Ben susacağım, sen konuş. Senin eşin senin aylık gelirini bilmeyen bir kadın. Bir. Senin maaş kartının şifresini bilmeyen bir kadın. Katılır İki. mı Dur. benim yanına? Dur. Çalış. Ben söyleyeyim sana. Ben buraya kardeşimi savunmaya gelmedim. Sen beni çok iyi biliyorsun. Ben seni Ben biliyorum. hiçbir zaman, bak, benim bacım, kız kardeşim, haksız olduğu yerde kes sesini, o adam haklıdır diyen bir insanım. Nerede Beni de çok haksız iyi senin biliyorum. kardeşin Şahide Hanım? Onu söyleyecek mi? Tabii ki de söyleyeceğim. Tamam. Benim kız kardeşimin yaptığı hataları da söylerim. Senin yaptığın hataları, sorumsuzluğu da söylerim. Ben buraya çıkmayacaktım. Beni çok iyi biliyorsun. Ben aktif değilim. Konuya gelin. Çoluğuna çocuğuna. Doğru mu? Babasın. Üç tane, hadi iki tane evladım var. Doğru mu? Doğru. Sorumlulukla baktın mı? Hayır, bakmadın. Bakmadım mı? Hayır, bakmadın N İzzet. niye İzzet, bakmadım? bakmadın. Niye bakmadım? Bakmadın İzzet. İzzet, bakmadın. Söyleyeyim ben sana niye bakmadığını. Tamam, söyle bakayım. Söyleyeyim. Çalışıyorsun. Doğru mu? Doğru. Paranı, senin maaşını yiyen kişileri hemen ben sana sayayım. Abin Adana'daki,
yengen Adana'daki. Ya hesaplara bir bak. Ama dur. Hesaplarına baktın mı? Baksınlar mı? Baksınlar. Çıkarttıracağım mı hesap kartlarına? Çıkartırım. Çıkaracaksın değil mi? Sen ne eşinden para saklıyorsun? Ben eşimden ne zaman para saklamışım? Saklıyorsun. Neyi saklamışım? Saklıyorsun. İzzet, senin eşin benim, eğer bugün ben evliyim, tamam mı? Evli olayım. Benim eşim benden aylık gelirini, şifresini, telefon şifresini... Saklasa şu... geçse hemen aldatırsınız yani. Ne aldatması ya? Ya neyin demin onu dediniz kardeşim? Siz. Hayır, neyin demin onu dediniz. Ben direkt başarım. Bir insanın ahlaksızlığının hesabı kendinden sorulur. Başkasından değil. Her insan bir değildir. Demagoji dinleyemeyiz. Hayır. Bir dakika. Demagoji dinlemem ben. Bir dakika ya. Hayır, mantıklı soru soracağım size. Bir olsa her tamam. insanda bir evet. yaratıcı. Demagoji dinleyemeyiz. Hayır. Doğru mu? Hayır, demagojiye gerek yok. Doğru mu soracak abicim? Öyle siz, öyle... Demagoji yapmaya gelmişsiniz. Dışarıda göründüğünüz gibi herkes öyle değildir, emin olun. Demagoji yapmaya gelmişsiniz. Bir dakika, bir tartışmadan ben bu konuyu şunu dinlemek istiyorum. Şahide, sen demek istiyorsun ki İzzet aslında yeterince ailesine bakmadı. Hayır, bakmıyordum. Sen bunlara hep şahit miydin? Şahittim. Düşün. Gebze'den Ağrı'ya mı şahit oluyordunuz? Kardeşim, ben size bir şey söyleyeyim mi avukat bey? Gebze'den Ağrı'ya mama gönderen bir insanım. Elbise ama gönderen bir insanım. Orada dükkandan eşyaları gönderen adam da orada duruyor. Ben tamam. yapıyorum. Ben. Sen neyin kafasınız? Sizin ne? Bilmediğiniz çok şey var. Tamam. Şahide. Anlatırım da kanıtlarım da. Bakınız. Bir dakika. Bu soruyu sormamız lazım. Tabii ki. İzzet Bey'in kardeşinizle ilişkide olduğunu iddia ettiği kişi muhtardı. Ha. Muhtar buraya bağlanıp dedi ki dükkandan eşyaları dükkancı gönderiyordu. Parasını İzzet gönderiyordu. Ha. Ben de alıp getiriyordum. Ne şimdi kadar? Hakkında iddia olan kişi bile bunu söyledi. Bırakın canım, 600 TL'yi de ayrıca gönderiyormuş tamam. dükkan masrafından ayrı. Tamam. Şimdi bunu kız kardeşiniz de söyledi burada. Siz hala ben oradan para gönderiyorum. Demagoji yapmayın. Yapmayın onu. Ben yapmam. Hafızamız var bizim ya. Ben kanıtlarım. Ben kanıtımla konuşurum. Bir dakika Şahide. Bu işte gerçekten para harcamadıysa haksız. Yani bir şekilde çocuğunun mamasını niye ablası gönderiyor? Abla iki defa üç defa yollamıştır. Niye yolluyor? Bak, iki çocuk beraber mama yerken ablası onu arayıp yani söylediğinde gönderiyor. Yani yetmiyor muydu? Senin kazandığın para yetmiyor muydu? Ya yetiyordu. Bir iki defa kendince zaten yaptı. Kendince mi yaptın? Ben bize tarifimi söyledim, gönder dedim. Kız kardeşim beni aradı. Tamam mı? Benim abla, benim kızımın bezi. Ya bunlar maddesel olarak söylenecek şeyler değildir. Yok mu dedi? Şu an yok dedi. Benim kızım aç dedi abla. Ben suya karıştırıp dedi çocuğa veriyorum abla deyince. Ben hani orada ben de bir anneyim. Hı-hı. Ve benim de bir kızım var. Ben kendimi yani... Şok oldum. Böyle bir şey olamaz. Bağırdım, çağırdım, dedim hani İzzet o zaman ne işe yarıyor? Peki İzzet, sen hep bize çalıştığını söyledin. Ablam, ya çalışıyor. Ben ona çalışmıyor demiyorum. Çalışıyor ama çalıştığı nereye gidiyor? Ne yapıyor? Acaba nereye gidiyor? Nereye gidiyor İzzet? Tamam, ben vereyim kartımı. O zaman burada her şeyi yayınlasınlar. Nereye gidiyor? Anlat İzzet. Ablam nereye gidecek? Dükkana gidiyordu. Çocuk ikide bir hasta oluyordu. Özel araba tutulup gidiyordu. İki çocuğun mamasıydı. Hı-hı. Yetemiyordum. Yani nasıl yetemiyordum? Ha, şöyle bir şey. Evime gelemiyordum. Evime gelecek halim kalmıyordu. Ama ben bazen yetiyordum diyor. Evet. 36 saat çalıştım ama evime gelemiyordum. O, düşünsenize, asgari ücretle çalışıyorsunuz. Arada bir mesai yolu yapıyorsunuz. Düşünsenize, bir de o halle 3 çocukla kiradasınız. Yani siz ailede çünkü... İzzet? Diyelim ki kirada olsam nasıl geçinirim? Ben köydeyim. İzzet, senin köyde ne giderim var? Köyde ne giderim olacak? Ne giderim vardı ya senin? Ya bir dükkan vardı. Tamam, kardeşine... senin köyde ne giderim vardı? Bir dakika, dükkanda her şey gidiyordu. Ha. Sigarası olsun, bez olsun, mama. Bazen para olmayınca aylıkçı olduğum için dükkancıya rica ediyordum. Alıyordu, sonra hesabına atıyordum. Ha. Dükkancının ne kadar para göndermiş hepsi belli. Belli. Ben tamam. Tabii benim de istersen. Ben şunu çok merak ediyorum. Bak şimdi sen dobra konuşan bir kızsın. Ben size anladım. Ben de ya. Şunu söyleyeceğim. İkinci çocuk DNA testinde başkasından çıktı. Buna ne diyeceksin? Tamam, doğrudur. Doğrudur. Meryem ne diyor buna? Tamam, doğrudur. Ben kardeşimin yaptığını da onaylamıyorum. Ne zaten yapmış? Adamın elinde zaten şeyi var. Kanıtı var. Ben ona bir şey demiyorum. Ya zaten öğrendim bir şey bunu. Ne zaman öğrendin bunu? Ben bunu yani çok uzun süredir öğrenmedim. Yeni öğrendim. Benim kız kardeşim bize geldiği zaman öğrendim. Yani bir ilişki mi yaşamış Meryem? İlişki yaşamamış, hayır. Ne olmuş? Bu zorla olan bir şey. Bana sadece söylediği şey zorla olan bir şeydir. Kesinlikle
Ya gönül ilişkisi olması zaten imkansız. Hı hı. Neden diyeceksiniz? Neden? Erol benim annemden 4-5 yaş büyük olan bir insan. Benim babam Erol dedem yaşında olan bir insan Erol ya. Erol mu bu kişi? Erol yani, başka kim olacak? Erol. Ben ne? Açıkça söylüyorum, Erol. Ne yapmış burada Erol? Burada dursun yani. Benim kız kardeşimin zorla tecavüz eden Erol. Muhtar. Muhtar yani, köyün muhtarı. Bu yaşa, kadar basit. Yaşa. Tamam. Bunu sana ne zaman söyledim Meryem? Yani söyleme, şöyle bir şey, zaten ben kız kardeşim benden çekinir. Hı-hı. Çekinen bir insan, açıkça söyleyeyim. Bu tür gibi bir konular açıldığında üstüne baskıyla zaten gitmiştim. İzzet sen biliyorsun zaten. Biliyorum. Doğru mu? Beni aradığında bana söyledi, dedi ki ben DNA yapmışım dediğinde ben hani şey oldum, nasıl söyleyeyim sana, nasıl çocuk senden değil diyerek kız kardeşimi sıkıştırmaya başladım. Evet. Abla dedi, böyle böyle bir durum var dedi. Zorla olan kesinlikle bir şey değildir dedi. Tecavüz, hani zorla tecavüz edilen bir şey. Benim kız kardeşimi burada söylememesinin sebebi de çekindiğinden dolayı. Anladın mı? Çekindiğinden dolayı. Arkasında kimse burada kalkıp da benim kardeşime diyemez. Senin kimsen yok mu? Senin sahipsiz misin? Senin şeyin yok mu bağlanan? Var. Ailesi de var, abileri de var, kardeşleri de var. Peki Meryem niye hiç ses çıkaramamış ya da sonrasında görüşmeye devam etmiş? Kiminle görüşmeye devam etmiş? Muhtarla hani pastanede görüşüyorlar ya, İzzet yakalıyor. Aynı köydelermiş. Ne yapabilirler? Ama Ağrı da merkezde. Benim, söylesene İzzet. Ben benim... o zaman Ağrı merkeze taşındığımda diyorum. Ha. O zaman gittim ya pastaneye, gördüm. Sana da söyledim. Olmaz. Beni kendine sahip. Bu yanlış bir şey. Hayır, yanlış değildir. Şey. Benim gözümde bir erkek başka bir kadını, bir kendi karısını başkasıyla ama görüyorsa kadın... vur öldüreydi. Ama öyle bir şey olur mu? Hayır, bir sürü şey var. O zaman bir sürü yanlış. Öyle bir şey yok. Cinayetlere sebebiyet veririz. Bana kalkıp da ondan sonra buraya gelip de benim karım şunu yapmış, benim karım bunu yapmış. Peki 3 çocuğu görüyorsun ortadan bırakaydı. Abicim bir dakika. 3 çocuğu ortadan bıraksaydı. Abi bir dakika. Siz mi sahip çıkacaktınız? Şu an ne oldu? Bırakın aynı be. Şey. Yok, bırakın. Aynı sakin, şey. Sakin olun. Bırakın ya. Onu öldürürdüm. Şunu söyleyeceğim. Böyle bir şey yapılmaz kadına. Bak çocukları var ortada. Bir sürü insan var burada. Olur mu? Benim bak, kız kardeşim tanıyorsun. İçin demiyorum. O adamı tutup vura öldüreydi. Arkasında da dururduk. Öyle bir şey ama yok. Bir şey söyleyeceğim. Meryem vurup öldürmek değil. Bunun bir cezası var. İstismarcı ise bu. İstismarın bir cezası var. Şikayet ya, bana olsaydı. Diyor ya. Hani bana diyor. Benim delirdiğim şey ne biliyor musun Esra Hanım? Bana diyor ki ben karımı pastanede başkasının yanında gördüm. Abicim gördün mü? Tamam gördün mü? Gördün. Senin burada ne işin var lan? Ama diyor ki teyzemi arıyordum diyor. Teyzemi arıyordum diyor. Ya oradaki pastaneci adamın yanında zaten küfür etti. O adam titredi, bir şey demedi. Meyren bana çantayla vurmaya çalıştı arkamda ya. Ben adama küfür etti, iki elimi tuttu. Ana avrat sövdüm diyor, öyle bir şey varsa sen benim anamı avradımı ne yaptın? Için şey yapıyor. Yine yani dedi, ki, yine ben Meryem'e inandım. Zaten aradım, seninle konuşmadık mı? Şaydı o anı. Bak Erol Bey programa bağlandı. Dedi ki o benim kızım gibidir. Erol böyle söyledi. Ya yani şimdi ortada çok büyük bir saklanan ya da bir yalan var. Acaba kız kardeşim sonrasından tamam istismar etti. Sonra acaba aşık mı oldu bu adama? Hayır ya, neyin aşığı Esra Hanım Allah aşkına ya. Öyle birini söyleyin ki tamam diyeyim ya. Hı hı. Bu aşık olunacak bir şey yok yani. Benim aklım senin olmaz. De teyzem bu. Bak senin de teyzenin kocası. Benim öyle bir teyzem yok. Teyzene ne yakınsın? Benim öyle bir teyzem de yok. Benim öyle bir şeyim de yok. Teyzemin eşi de yok. Yok yani. Peki teyzem bu olaydan sonra saçını kesip eşinin önüne atıyor. Sebep? Benim ondan haberim yok. Yani bu da aslında... Zaten bir şey söyleyeyim mi? Konu içerisinde, aile içerisinde bir sorun olduğu zaman en son duyan kişi ben oluyorum. 6 ay. En son duyan kişi ben oluyorum. Bana söylemiyorlar. Kız kardeşiniz size çok köyde... yalan attığından oluyor olabilir mi? Ha, efendim? Kız kardeşiniz size çok yalan attığı için oluyor olabilir mi? Benim kız kardeşim bana yalan konuştuğunu düşünmüyorum. Sadece benden çekindiğini düşünüyorum. Ben düşünüyorum, yalanlatmayın kendi bana adıma. Bana yalan söylemez evet. Benim kız kardeşim. Şimdi bak şunu sadece söylememiz lazım. Sadece benden çekinir ve... Şahide Hanım, 8 aydır bütün köy sadece bunu konuşuyormuş. Sadece o çocuğun babasının Erol olduğu, Muhtar Bey olduğu, Muhtar Bey ile bir ilişkisi olduğu ve kaç kere o eve girip çıktığı. Yani buraya geldiğinde olay zaten o olay
köyde ayyuka çıkmıştı. Bir şey söyleyeyim. Benim hani bu konuyla tekrardan söylüyorum. Pek fazla aktif olmadığımı söylüyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Hani o köyün zaten hani öyle temiz bir köy. Böyle bir olan, böyle bir söz, böyle bir konuşma çıktığı an o adamı zaten muhtarlıktan çıkarırlar. Şimdi bir ikincisi de şimdi, o adamı o köyde bulundurmazlar. Böyle köylerde insanlar daha saftır, iyi niyetlidir. Ben kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Evet, dedikodu olur mu? Küçük bir topluluk olduğu için olur. Ama bir insanı o muhtarlıktan atmak hemen dedikoduyla olacak bir şey değil. Mesela şu an sen net bir şekilde dedin ki o çocuk benim kız kardeşimi Erol muhtar istismar etti, evet, dedin. Şu an evet, ilk defa doğru, net biri bunun hakkında bir şey söylüyor. Evet, oradan doğru, öncesi dedikodudur diye. Şimdi dedikodu karşıda da bir adam doğru, var. Karşıda bir adam var. Sonuna kadar reddediyor. Köylüler ne yapsa, onların ne suçu var? Neyini reddediyor? Erol mu reddediyor? Evet, Erol reddediyor. Tamam. Ben Erol'un yanına yarın Ağrı'ya gideyim. Bak, yarın buradan biletimi keser Ağrı'ya giderim. Hı hı. Benle beraber gelsin hastaneye. Gidelim o zaman, bir DNA versin. Madem diyor babası değilim. Ben değilim diyor ya. Başkalarından yapmıştır diyor. Çok güzel. Tamam, kızıyım diyor ya. Bak, benim kızımdır. Ben onun babasıyım. Erol, ben yarın senin yanına gelin. Beraber gidelim bakalım. Valla çok doğru. Bak, gidelim beraber en gidelim. En doğru hareket bu olur gerçekten. Kimseye güvenmiyor. Diyor ki ben kimseye güvenmiyorum. Kimsenin getirdiği DNA'yı da kabul edin. Ben gideceğim onunla. Bak, hastaneye doğru gidelim. Biz zaten Erol Bey'e dedik ki hadi sen DNA var. Yok, bu DNA ver deyince telefonu kapatıyor. Ben kendimden eminsem, ben kendime güveniyorsam, hı-hı, bir kişi değil 50 alemde gelse beni davamdan geçiremez. Hı-hı. Beni davamdan vazgeçiremez. Evet. Bak şimdi ne diyeceğim. Eğer bu bir istismarsa, oradaki muhtar istismarcıysa bu yayında ihbar kabul edilir. Oradaki Ağrı jandarma da harekete geçer. Bakın istismarla evet, suçlanan istismar, bir muhtar evet, var orada. Evet istismar. Burada da jandarmanın harekete geçiyor olması istismar, lazım. İstismar evet. Sana tam nasıl anlattı? Net bir şekilde anlatman yani her şeyi söyledim. Yani zorla olan bir şey. Bu zorla. Evine girmiş. Evet, evine girmiş, zorla olan bir şey. Yani zorla, bana konuyu detaylı anlatmadı ama zorla olan bir şey. Beni istismar etti, zorla evet, benimle evet, birlikte zorla oldu dedi. Evet zorla. Ne diyorsun İzzet bunlara? Şu an açıkça söylüyor. Ya zaten ben de ilk başta öyle düşünüyordum. Zorla. Ama Meryem yani, sürekli bana Esra karşı Hanım, ters şöyle tepki bir şey verince düşünün. Bir akıl var, mantık var. Aşık desen olunacak bir insan değil, tamam. Allah'ın yarattığı her şey tabii ki de dört dörtlük bir şeydir ama bir göz şeyi vardır ya, bir göz ışığı vardır, bir hı hı, göz aynası vardır. Hı hı. Benim kendi ya benim annemden büyük bir insan ve benim kız kardeşim 23 yaşında olan bir insan. Daha yeni yeni yani bazı şeyleri öğrenmeye çalışan bir yaştayken böyle bir şeyin olması ben katiyen kabul etmiyorum. Peki şahide şunu aşk soracağım sana. Aşk denen bir şey değil bu. Sonrasında neden görüşmeler devam etmiş sence? Onu bilmiyorum. Hı hı. Aynı köydeler. Bakın şunu söyleyebilirim Terim size. Terim acaba görüşmeye devam etmiş olabilir mi? İstismara hayır, devam etmiş olabilir mi? Hayır. Düşünmüyorum, bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Şimdi ne söylesem yalan olur. Ben hı hı, yalan konuşmayı sevmeyen bir insanım. Neyse onu anlatayım size. Şimdi aynı köyde oldukları için aynı köydeler. Hı hı. Bir taraf akraba, hani teyzem, teyzemin eşi, hepsi bir aradalar, bir iç içeler. Böyle bir şey ben söylersem, kız kardeşimin düşündüğünü söylüyorum. Söylersem abilerim, işte ne bileyim aile ne olur? Hı hı. Bu, bunu düşünmüştüm. Çekindi, korktuğu için söylemedi. Ya tabii söylemedi ki de budur yani, bunun başka bir şeyi yok yani, açıklaması yok. Ben olayım, bence yani benim gözüme gelmez. Hı hı. Sen olsan söylerdin böyle bir durumu. Ya söylemeyi bırak, yani daha farklı hı hı olurdu. Şimdi Şahide Hanım. Babam yaşında diyorsunuz ama muhtar da çok yaşlı bir adam değilmiş. 47-48 yaşındaymış anladığım kadarıyla. Yani hani babam yaşında deyince şey yapıyorsunuz şey, ama hani millet olsun, 65-70 olsun yaşında gibi sanıyor. Şimdi olsun, benim kız kardeşim 23 yaşında. Evet. Benim kız kardeşim 23 yaşında ve o adam 40'ın üstü. Hı. Benim gözümde o benim babam yani. Babam gibi yani. Yani zaten biliyorsunuz Erol Bey de bağlandığı yani zaman kızım gibidir dedi. İşte yani yaş yani farkından dolayı da. Peki o ben adamın torba sahibi. Torun torba sahibi. Teyzeye olan kızgınlığı merak ediyorum. Neden kızgınsın? Kızgınım. Çünkü neden? Kızgınım bilmiyorum. Ben ona da çok kızgınım. Ya herkese de kızgınım. Peki teyze hiç anneye bir şey söylemiş mi? Annenize? Hayır. Bir söylemişlerse bana söylemiyorlar. Hı hı. Ben diyorum ya aile içerisinde bir problem olduğu zaman en son duyan kişi ben oluyorum. Bana söylenmiyor. Ama öyle demiyordunuz hı hı programın başında. Mama gönderirken Ağrı'da olan biten her şeyden haberdar olmanızı söylediniz. Hayır öyle bir şey. O çok farklı.
farklı bir şey yani bu. Farklı benim değil. Kız kardeşim. Hayır. Aile içerisindeki sorunlar. İşinize gelen, yerleri bilip işinize gelmeyen yerleri bilmem hemen olmaz. Hemen söylüyorum. Hemen size açıklamasını yapıyorum. Benim açıklamam var söyleyeyim. Şimdi aile içerisindeki farklı durumlar ayrıdır. Doğru mu? Evet. 8 aydır, 8 aydır köyde konuşulan bir şeyi duymanızı beklerim ben. Çocuk mamasını duyuyorsanız 8 aydır tüm köyde konuşulan bir şeyi duyuyor olmanızı beklerim. Için, Hüseyin Bey. Efendim? Hüseyin. Hüseyin Bey şöyle bir şey söyleyeyim size. Tabii ki de hani tek tük bazı şeyler ama bu tür gibi iğrenç konuları... Yani inandırıcı gelmedi anlatmak. Valla ister inanın ister inanmayın benim yani bu konuşulanlarım bu size inandırmak için ve inan şey yapmak için şöyle bir şey de diyemem yani yapamam. Şimdi çocuk 3 yaşında değil mi ortanca çocuk? 3 yaşında mı? Evet. 3 yaşında. Yani o zaman bu 3 sene önce olmuş bir olay. Şimdi çocuğu hamile kaldı. Peki 3 senedir bu konu o zaman konuşuluyor. Konuşuluyor ama daha tam şeye çıkmamış yani bilenlerine. Şöyle bir durum daha var Şahide belki sen de bunu ilk defa duyacaksın. İzzet'in oğlu yani Meryem'in de oğlu. Bu durumun birkaç sefer olduğuna dair bir şeyler söylüyorsun. Evet. Benim de söyledi zaten. Onu izledim onu savcı, ben. Evet. Ben onu izledim. Savcılığa da götürdüm. Zaten çocuğun ifadesi orada alındı. Benim bana ne gösterim. Ne söylüyor söyle. Baba sürekli evimize geliyordu diyordu. Samet mi diyor bunu? Evet. Ya zaten hem... Kaç yaşında? Samet 7 yaşında doğru mu? 6'yı bitirip 7'de. Ve dışarıda da konuşulan, köyde de konuşulan devamlı o eve gittiği. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Yani beni yanlış algılamayın. Fikriniz farklı olur, düşünceniz farklı olur. Ben buna saygı duyarım her zaman. Şimdi 7 yaşındaki bir çocuk tabii ki de bazı şeyleri görür, bilinç altında kalır. Doğru mu? Evet. Ama bir de baskı vardır. Şimdi, kim baskı gösteriyor olabilir? Şu an benim yeğenim. Senin abinle yengenin yanında. Yani hani devletle konuşuyor. Bir dakika. İsmi ne o şöyle bir şey adamın? Ben zaten Esra Hanım'a söyledim. Ekibinden biri gitsin bu savcılıktan o pedagog ve psikologun konuştuğu oğlanı onlar konuşturdu. Onlar dinlense onlar karar versin. Emin ol biz çocuğu doldurmamış. Ben zaten sana da dedim. Eğer Samet de gelmek isteseydi gönderirdim ama istemiyor. Şimdi bu bir istismarsa. Ben seninle konuştuğumda dedim bak ben sana güveniyorum. İki kızı senin yanına gönderiyorum. Annem bakamıyor. Yengem koluyla ameliyatlı ama Samet gelmek istemiyor. Şimdi bu zaten bir istismarsa bu istismar devam da etmiş olabilir tehditlerle. Bir kere olarak kalmayabilir. Onu bilmiyorum. Devamında da tekrar gelebilir. Benim yok. Benim sadece size hani söylemek istediğim bu. Bir daha hani İzzet'in bazı konuşmaları var. Dün geçen günde konunun dışına şey dalmak istemiyorum. Bir şey getirmiştim sen buraya. İsmi ne? Faruk mu? Evet. O senin neyin oluyor? Benim amcamın oğlu. Nerede oturuyor? Boş ver nerede oturduğunu. Şahide ben şunu soracağım. Sen bu şey Erol'dan şimdi duydun ya bu Erol'un istismarcı olduğunu. Sen bu adamdan şikayetçi olacak mısın? Şimdi şöyle bir şey var. Duydum değil. Bana söylenen yani evet. Kız kardeşimin bana söylediği kız kardeşin şey. Kardeşin şikayetçi olacak mı Erol'dan? Ya da gidip de başka birilerinde ikinci, üçüncü şahıstan duymadım. Peki şikayetçi olacak mısın Erol'dan? Yani benlik bir şey kız kardeşim şikayetçi olursa sonuna kadar destekçisiyim. Olacak mı yani. Meryem? Onu bilmiyorum. Olması gerek. Değil mi sence? Benim buraya geldiğimde şu an kimsenin haberi yok. Ben yeğenimi bırakıp dönme amaçlı geldim. İyi ki geldin söyledin bunları. Ama bazı şeyler bazı konular artık benim burama kadar geldi. Şahide Hanım çok güzel yaptınız. Meryem Hanım'ın üstünden tehdit kalkmadığı için şikayet hakkı devam ediyordu. Artık tehdit de kalkmış olduğundan artık bu toplum huzurunda. Şikayetini desteklemeniz çok güzel bir hareket. Biz de destekçisi olmaya hazırız program olarak. Şikayet etsin Şahide Hanım. Herkesin kadının hakkında burada tecavüz yani sonucu bir çocuktan bahsediyoruz buraya, yani. Ben buraya gelmişsem ben kimseden ne bir gizlim ne bir korkum ne bir çekincem yok yani. Evet. İsteyen kişi de bağlanabilir. İsteyen kişi de istediği şeyi söyleyebilir. Ben sadece buraya kız kardeşimin sahipsiz olmadığını burada bazı kişilerinde... Senin ailen yok mu? Senin hani akraban yok mu? Ablan yok mu? Şahide bununla ilgili çok önemli bir soru daha soracağım ama bir kısa bir aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz. Evet. Şimdi Şahide aslında söylediklerin hepimizin tüylerini ürpertti. Yani gerçekten bazen bazı şeyleri bilsen de söylemeye cesaret edemezsen söylesen mi söylemesen mi ne sonuçlara ulaşacak diye. Sen diyorsun ki ne sonucuna ulaşırsa ulaşsın. Şimdi İzzet sen burada ilk defa yani net olarak duydun bunu. Sen evet. Ne diyorsun? Sen çok yani tabii ki sonuçta çok öfkeli karşılama. Buna bir şey söyleme. Yapılması gerekeni yap ama aşırı sakin değil misin?
En iyisi içinden kopan fırtınayı kimseye göstermemek en güzelidir. Hı-hı. Benim açımda. Zaten bildiğin için mi bunu bu kadar sakin karşıladın? Biliyordum çünkü çocuğumun sözüne dayanaraktan çocuğun ona benzemesi falan. Yani emin olduğum için buraya çıktım. Şimdi o karaktersiz diyordu işte birkaç kişi. Eğer Meryem'den zaten öyle bir şey bekleseydim ben buraya kadar da çıkmazdım. Hı hı. Ben o karaktersizin öyle bir şey yaptığını düşünüyorum zaten. Ya sen zaten bu durumun istismar sonucu olduğunu düşünüyor muydun? Öyle düşünüyordum çünkü inanmıyordum başkası olduğunu. Çünkü başkaları da var diyordu. O beni çok ayar etti. Zaten ben geldiğimde başka bir şeyler... Kim diyordu bunu? Kim diyordu başkaları var diye? Erol bizzat sen diyordu. Sen eşine güvenmiyor musun? Ben güveniyorum ama Erol'a... Hayatını paylaştın. Kaç senelik evlisin? 8-9 senelik evliydi doğru mu? 8 sene. Güvendiğim sen, için bak güvendiğim dakika, için pastaneden de bir zarar kimseye veremediğim için döndüm. Anlıyor musun? Ama artık her şey çığırından çıktı. Bir de zaten burada sen açıklandın Erol olduğunu. Zaten gereken benim mailimde yine bir sıkıntım yok. Seninle yine dost gibiyiz. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insan biliyorsa eğer ki gerçekten eşini doğru mu? Sen ben eşimin huyunu biliyorum suyunu biliyorum diyorsun. Doğru mu? Ama Meryem hep bana kötü davranıyordu. Sen de biliyorsun. Nasıl burada kötü davranıyor? Ya burada bile saldırıyordu bana hep. Buradaki önemli değil. Normal ya hayatta, normal hayatta da bir şey sorduğumda mesela ben Şahide ile arkadaş gibi konuşuyoruz. Hani bir şeyler tartışabiliyoruz. Meylem'le tartışamıyordum. Ya dönüyordu arkasını. Benle konuşamıyordu. Hep içine kapanıktı bana karşı. Peki bunu hiç kendisine sordun mu sen neden böylesin söylediğimde diye? Söylediğimde de cevap vermiyordu ki Şahide. Nasıl cevap vermiyordu? Vermiyordu. Olur mu İzzet Allah aşkına ya? Bir insan gerçekten ya şuna çok kızıyorum ben. Ben şuna çok kızıyorum. Benim eşim şöyleydi, benim eşim böyleydi. Eşini önüne alıp insan gibi senin derdinle, senin ne sıkıntın var benimle. Eğer biz bu şekilde anlaşamıyorsak o zaman yollarımızı ayıralım. Dediğin zaman o insanın sana vereceği cevap önemlidir. Doğru. Gerçekten önemli tabii ki. Tabii ki önemli. Ama sen bunların hiçbirini yapma yerine. Ama sen sürekli çalışıyordun. Ama ne yapayım şimdi çalışmak zorundayım. Çalışmayı bak sen de diyorsun. Hani yetişemiyorum asgari ücret olarak mesai de yapsam yetişemiyorsun. İzzet sen hiç eve gitmiyor muydun? Abla nasıl gitmiyorum? Hani şöyle bir şey gurbetteyken. Onun şeyini de ben hemen çok güzel bir yere değindirdin. Sen söyle ben hemen cevap vereyim. Kaç günde bir gidiyordun mesela? Ablam şimdi gurbette olduğum için. 6 ayda bir, 7 ayda bir, 8 ayda bir gider. 8 ayda bir, 6 ay oldu. En son 6 ay, 3 ayda bir gitmek zorunda kalıyordum gurbetteydim. Bir hafta durur ondan sonra geçer tekrardan giderdi. Ben bu defalarca sana şunu söylemedim. Yalansa de Şahide sen yalan söylüyorsun. Kardeşim bak anlaşamıyorsunuz bu şekilde. Nereye gidiyorsan çoluğun çocuğunu beraber götür. Belki söyledim. Bu şekilde huzurlu olursunuz. Dedim mi demedim dedim. Sana? Dedim. Niye ben yapmıyordun? Sen ama bak İzzet. Sen hani diyorsun ya ben biliyordum eşim işte şöyledir bununla beraber. Bak bununla şimdi. Değil bak ben diyorum ki sen ya konuyu bunları yanlış anladın. Ben dedim ki. Eşini çoluğunu çocuğunu alacaktın. Gittiğin yerde bir ev tutacaktın. İyi kötü bir insan açlık. Ölmezsin ya açlıktan. İlla ki rızkın olacak. İlla ki iyi kötü geçineceksin. İlla ki. Ya öyle kimse de. Kimse dört dörtlük değildir. Üç ama çocuk, eğer ki geçinmen yoksa değil. Sen nereye gidiyorsan çoluğun çocuğunu diyor. Oraya götüreceksin. Ablam kiralar bir pahalıydı. Insan nasıl gidip üç çocuk, iki çocuk maması var, bezi var. Olay değil şimdi yani. Tabii ya bak bu bir şeyin sebebi değil. Kötü davranışın sebebi değil. Bu bir bahane değil. Kesinlikle. Diğer kişilere de duyurmak istiyorum. Yani eşinizle bu kadar süre ayrı kalırsanız kopmanız olasıdır. Evet. Yani bir anlamda tabii ki de bunun sebebi ya bir şey yaşandıysa bir şeyin sebebi değil. Ama eğer sıkıntı yaşadıysanız yani bu kadar uzak kalırsanız bir sıkıntı ben olur. Ben şöyle bir şeye daha değinmek istiyorum. Benim İzzet çalışma şeyinde durduğum süre içerisinde söylüyorum. Ben bunu da yayında duydum. İdris'in kız kardeşime taciz etme yetkisini nereden alıyor? İdris nasıl? Mi? İdris diyorum pardon özür dilerim senin kardeşin ismi Sedat. Nereden alıyor? Meryem öyle bir şey olsaydı. Bu sana söylenmiş ama bu sana söylenmiş. Söyledi benim, bak kardeşi, ben diyorum kardeşi. Ben zaten kardeşimin de burada da söyledim. Bir sene boyunca konuşmadım. Bak, ama kardeşim değil. Bir dakika. Kesinlikle temiz bir aile değilsin. Ben bunu defalarca kim, sana da söyledim. Ya kim temiz kim temiz değil zaten millet biliyor. Ya biliyor. Ben, bir evet, dakika, doğru. Bir dakika. Şimdi bir şey söyleyeyim. Kardeşimin bana verdiği cevap. Bir sesim sene... çıkmasın. Tamam mı? Bak yemin ederim. Kendimi çok farklı size gösteririm. Bak çok farklı gösteririm. Bir dakika ben de sesim cevabını çıkmasın. Vereyim. Ama her şey öyle değil İzzet.
Bir dakika da öyle ben değilsin. Dedim. Ama kardeşimin bana söylediği bir sene boyunca konuşmadım. Millet araya girdi böyle böyle. Ben dedim ben kardeşimi nasıl öldüreceğim. Nasıl bir taciz? Ne söyledi Meryem sana bu konuyla ilgili? Söyle bakayım. Ya böyle sözler söylüyor benim yanımda. Ben rahatsız oluyorum. Ne eve gelmesin. Ya burada söyledi ya. Ama o ben kim? Ona ben bizzat bunlara şahit olmadım. Meryem şahit oldun diyor. Ben kardeşimin yolunu kestim evimde. Bir sene boyunca konuşmadım. Ama kardeşim bana dediği şey Erol'un bir pisliği var. Bunların bir pisliği var. O yüzden beni öne attılar ki... Biliyordun niye çoluğunu çocuğunu alıp çıkmadın oradan? Niye karını eşini evini yuvanı çıkarmadın oradan İzzet? Sende nasıl de var. Bak sen benim kardeşime suçu çok atıyorsun ama... Ben suç sende atmıyorum. De var İzzet. Ben sende de var. Bak, ben sen eğer çoluğunu çocuğunu alıp oradan çıkmış olsaydın... Sen bu durumda olmazdın. Evin de dağılmazdı, yuvan da dağılmazdı, çoluğun çocuğun da dağılmazdı. Nereye gideyim? Sende var suç. Sende de var İzzet. Ağrı'ya gitmiş ya. Ağrı'ya gitmişler. Gitmiş. Evet. Gitmişler. Hı. Anlaşamamışlar orada. Sen benim kardeşimi nerede bıraktı gittin İzzet? Evde. Evde. Çünkü bir iftira attı. Ben sana da söyledim neyin zaten. Neyin iftirasını attı İzzet? O komşunun kızı dedi ki sen onunla birliktesin. Eğer onu böyle söylüyorsun beni bastırmaya çalışıyorsunuz. Ben senin binada rezil edeceğim. Ben mecbur evden yani çıkıp gittim. Yani sen komşuyla ağzıyla birliktesin mi dedi? Öyle dedi. Ben o yüzden çıkıp gitmek zorunda kaldım. İzzet sen köy kahvesinde oturup ne dedin millete? Tamam ben seni boşuyorum dedim. Ne demişsin? Ne dedin? Ben karımı boşuyorum. Evet dedim. Ben dedim dediğimi söylüyorum ben zaten. Yine boşuyorum demiş bu? Evet. Hı-hı. Ben söylüyorum. Ne zaman dedim bunu? Ya o olay çıktığında işte. Ha? Ne zaman arada. Yani? Ya, kaçtı Mayıs'ta kaçın bir şey mıydı, söyleyeyim bilmiyorum. Mi sana? Erkek adam ne yapar biliyor musun? Ne yapar? Boşanmak isterse karısını göz yanına alır. Ailesini arar. Ben senin kızınla anlaşamıyorum. Gelin kızınızı götürün veya kızınıza sahip çıkın. Biz bu şekilde yapamıyoruz der. Ama sen ne yaptın? Köy kahvesine gittin. Milletin ortasında ben karımı boşan. Erkeklik o değildir ha. Ben ona erkeklik demem. Ben ona erkeklik demem. Ben ona erkeklik demem İzzet. Sen ailesiyle konuştun mu İzzet? Ya annesini aradım. Bak evde çıktığımda ilk annesini aradım. Annesi dedi senin de böyle bir hatan var falan filan dedi. Ben artık karışmıyorum. Abisini aradım da ulaşmadım. Allah tamam Allah. Annesine ne dedin? Annesine dedim ki boşanmak senin... istediğini söyledin mi? İlk başta öyle demedim. Benim çıkma sebebim evde öyle değil. Ben dedim kızına söyle böyle bir şey diyor. Böyle bir rezillik çıkmasın dedim. Ben karışmıyorum artık size deyince ben de artık köyün büyüklerini aradım. Onlar da onların büyükleriyle konuşsun. Olay çözülsün. Ben artık neyin, bu amaca geldim. Olay ne çözülecek? Ne çözülecek? Ne çözülecek? Ayrılacağız yani. O şimdi Meryem evden çıkıp gitmiyordu. Yok, neye ben gidecek? Evde... Nereye gidecek? Ne yapacak? Bak İzzet sende de var. Sende de var ya kardeşim. Bak sana var. Bir şey söyleyeyim mi? Sen suçu benim kardeşime çok atıyorsun ben da. Ben atmıyorum sen kardeşim. Sen her ben zaman buraya... bak bir insan gerçekten bir önce kendinde hatayı arar. Bak ben bugün eğer ki... Bir dakika ki... Şahide Hanım bir dakika. Tamam siz gene konuşmaya devam edin de. Ben bir mantıklı şey bulmaya çalışıyorum. Şimdi İzzet sizin kız kardeşiniz kendi olayını örtmek için diyor ki İzzet benim üstüme böyle bir iftira atacaktı. İftira değil. Şimdi bütün çözümleriniz İzzet'i bir suç işlemeye iter derecede. Niye dursun adam bu evde? Yani niye böyle bir suçun ortasında kalsın? Şey niye kalsın onu bir izah edin bakalım. Hemen izahını yapayım size. Tamam erkeklik de suçu kabullenmek değil ki. Hemen izahını yapayım. Hemen açıklamasını ben size yapın yapayım. Yapın bakalım. Eğer ki bugün ben haklıysam, haklı konumdaysam hiç kimse beni o evden çıkaramaz. Allah ben yapmadım derim. Gider o kızı da getiririm. Yüzleşirim. Telefon dokümanlarımı da çıkartırım. Yapmadım kardeşim derim ortada otururum. Onu diyene kadar bir sürü toplumsal vaka oluşur. Siz ne yapıyorsunuz? Hayır. Ya siz hayır, yapmayın. Sizin kız kardeşiniz. Bakın sizin kız kardeşiniz şurada bir DNA testi önüne dayandı. Ben dedi eşimi aldatmadım ya. DNA testine göre ikinci çocuk başkasındandır. Yani bunu inkar eden biri. Sizce iftira atmaz mı? Kardeşim burada dedi ki ben ne söyledim? Uğradım dedi. Uğradım. Hayır hayır bakın demedi. Uğradım. Bakın demedi. Demedi. Sonrasında. Esra Hanım'a sorabilirsiniz. Ya bak. Arkadaşım Esra Hanım'a sormama gerek yok. Niye biliyor musun? Benim kulağım burada. Ben burayı çok iyi dinliyorum. Sizin kız kardeşiniz ilk geldiği yayında. Tamam. Ben kimseyle birlikte olmadım. Dedi uzun süre ve arkasından da arkasında kabul etmek zorunda kaldı DNA testini ısrarla çevirince 20. dakikada 15 dakika önce ben burada ne söyledim size dedim ki kız kardeşimin çekindiği konular vardı. Şahide Hanım bir dakika ben söyleyeyim
Meryem Hanım, şimdi Hüseyin Bey de tabii orada farklı algılamış olur. Evet. Arkada bana istismara uğradığını söyledi. Ya bakınız, burada ya, da söyledi. Hayır, istismarı söyledi. İstismara ilk önce, uğramak aldatmak demek değil. Esra Hanım, evet. İlk önce kabul etmiyordu bile böyle bir ilişki olduğunu. Önce ya DNA raporunu bakın, sorduk. Her yerin, her yörenin kendine İzzet, göre... İzzet DNA raporunu çıkarmak zorunda kaldı cebinden. Konuşabilir miyim? Hı. Her yerin, her yörenin kendine göre bir adeti vardır. Vardır. Bazı urf ve adetler vardır. Evet. Hı hı. Şimdi bunu söylesem acaba ne olur? Acaba ne yaparlar? Korkuyordu. Korkma şeyi vardır. Bilmiyor mu İzzet bizim orayı? Biliyorum. Biliyorsun ya, böyle durma İzzet. Ben durmak zorundayım. Bak konuş. Sen bir dakika konuşayım, tamam. Konuş. Mesele gelince abime söylüyorsunuz abimin ismini. Hani evet, öyle bir şey evet, var. Sedat ama yapmış. Erol'u söylemiyor. Evet, Sedat yapmış. Erol'un yapmamış. Sedat yapmış. Ortaya attılar. Öyle yapmak zorunda mı? Yapmamış. Neden yapmamış, yapıyor? Ablam yapmamış. Abimin de telefonu araştırılsın. Taciz yapmış. Etmemiş yani. Yapmamış. O da taciz etmiş. O da gitsin hapse. Şimdi bak, ben Erol şunu yapmış, söylemek istiyorum. O da gitsin hapse. Şahide Hanım yani geldi, o söyleyene kadar ben söylemedim Burcu. Bana arkada biz geçtiğimizde Erol Bey'in kendini muhtara... Bey de demek istemiyorum ya, istismar eden birine. Erol istismar ettiğini... Arka tarafta söyledi. Ben şimdi o izin vermeden ya da bu durumu bir kardeş bir şey söylenmeden söyleyemem. İstismar ettiğini, zorla eve girdiğini ben devamını da söyleyeceğim o zaman. Tamam, ifadesini alsınlar. Ayrıca o zaman şöyle söyleyeyim. Bu istismarında sen söyleyeceksen söyle. Bir sebebi olduğunu söyledi bana. Sebebi mi? Sebebini söyleyin. Onu bilmiyorum. Söyleyin ki bilemem. Kendisi bir şeyin sebebi olmazsa... Kendisi söylemek tamam, isterse söylesin. Istimler. Belki Şahide'ye söyledi mi, hayır, söylemedi mi bilmiyorum. Bilmiyorum. O yüzden bu söylenmeden söylemiyorum. Tabii ki de böyle kötü şeylerin cinayetin sebebi olmazsa istismarın da sebebi olmaz ama kendine göre Erol'un bir sebebebi varmış. Bir intikammış. Ne şimdi, intikam? Esra, i̇ntikam kimden sebebi. Esra, şimdi bakınız bir dakika bir dakika. Şunu sormadan da demiyoruz. Meryem Hanım buna da cevap vermesi lazım. Sizin değil Meryem Hanım. Şimdi bakınız olay burada şey yapıldı, konuşuldu. Hani toplumsal değerlere önem veriyorsunuz. Orada karmaşaya önem veriyorsunuz. İzzet Bey'in kardeşi hani sözlü bir tacizde bulunmuş. Onu hemen söyleyebiliyor. Kendisine çocuk bir çocuk bırakacak kadar bir cinsel tacizi niye söyleyemiyor? Yani İzzet Bey'in kendi kardeşiyle kanlı bıçaklı olmasını sağlayacak bir şeyi söyleyebiliyor da. İzzet Bey, arkadaş bu adam seninle bir ilişki mi yaşadı? Tacize mi uğradın, tecavüze mi uğradın diye sorgulamasına rağmen bunu niye söylemiyor? Şimdi kardeşinle ilgili basit bir... cevap versin. Hayır, Şahide Hanım cevap veremez hemen, buna. Meryem Hanım cevap vermesi lazım. Hemen söylesin, cevap versin. Hemen cevap veriyorum ben size. Köyden çıkmasını istediği için, oradan taşınmak istediği için, uzaklaşmak istediği için. Açıkça söylüyorum. Ha, o da iftira. Ne iftira ya? O da iftira o zaman. Hangisi? Kardeşiyle ilgili iddiası da iftira o zaman. Ya neyin iftirası Allah'ınızı severseniz ya? Böyle bir şey iftirası olur mu ya? Böyle bir konunun iftirası olur mu ya? Olur. O zaman ben de yalan söylüyorum. Olur. Buraya çıkmışım evet, o zaman. Olur. Ben de Erol'a söyledim. Konular yalan bir dakika, o zaman. Bir dakika. Şimdi böyle bakın. Böyle bir saçmalık şimdi mı şöyle olmaz. Allah Allah. Her gelen, ha, her gelen konuğa inansak. O zaman bir ona inanırız, bir ona, sizin bir ona. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim siz işimiz inanmak değil bilmek. Siz ben şu an sizi yapıyorsunuz hayır, da. İtibar ediyorum. Bu iddialara itibar ediyorum ama evet, bizim işimiz inanmak değil bilmek. Hı. Bilmek için de bunun taraflarının ortaklaşa ama bu olayı açığa çıkaracak eylemlerde bulunması hayır lazım. Sizin kardeşiniz bu olay açığa çıkmasına rağmen kapanması için uğraştı siz ya. Siz konuya aktif olamıyorsunuz. Bakın sadece ben aktifim vakıfında. Aktif olarak katılıyorum vakıfım. Aktif değil vakıf o bir de. İstediğiniz konuları yakalıyorsunuz. Şimdi vakıf. Şöyle. Hayır. İstediğim konuları yakalıyorum siz ben. Siz böyle evet yapıyorsunuz. İstediğiniz cümleleri alıyorsunuz. Tabii. Ama diğerlerini boş geçiyorsunuz. Avukatlık sanatı onu gerektiriyor hayır, zaten. Hayır öyle bir şey yok. Evet. Şimdi, ben tabii ki bizim Meryem'e kızdığımız çok konu var yaptığıyla ilgili Şahide. Onu söylemem lazım. Ama bir kadın istismara uğradığını söylüyorsa ben buna sonuna kadar inanırım. Yanlış, doğru. Neden inanırım? O zaman diğer kadınlar da ben ona inanmazsam bana da nasıl olsa inanmazlar der. O yüzden inanıyorum. Şimdi çünkü burada ortada Esra, DNA var. Şöyle çocuk bir şey. Esra Hanım şöyle bir şey var. İstismar mı, ilişki mi? İnanırız neden zaten. Başlangıç olarak inanırız ama Türkiye'de taciz iddialarının %50'si beraatla sonuçlanıyor. Böyle
sonuçlar da var. Ama çocuk İftira var diye ortada. De bir suçumuz var kanunda. İftira atılabileceğini öngörüyor. İftira diye de düzenlenmiş bir suç var. Ama Hüseyin yani Bey, insan var. İftira da atabilir. Çocuğu var. Şimdi çocuk var ama bu ilişki gönüllü mü? Artık Erol Bey'in de dinlenmesi gerekiyor. Hüseyin Bey, ben düşünmüyorum. O zaman biz Erol Bey'e de iftira atıyoruz. Bakın ben düşünmüyorum. O zaman biz Erol Bey'e de iftira atıyoruz. Hayır, düşünmüyoruz. Öngörüde de bulunmuyoruz. Ön yargımız da yok. Diyoruz ki Erol Bey'in de artık hakkında şikayette bulunulup Meryem Hanım şikayette bulunmalı. Evet. Erol Bey de gerçekten kendini atlayabilecek delili varsa ortaya sunsun. Yoksa da cezasını alsın gitsin Sedat yani. Sedat Bey de aynı şekilde ceza çekecek. Öyle bir şey yok. Madem ki yanmışsa cümbür cumaat yansın kalksın gitsin yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu kadar yani. Biz de öyle diyoruz. Biz yanıyorsa hepsi beraber yansın. Ben duyduğunuzda Erol Bey'in böyle bir şey yaptığını konuşur muydunuz? Ne düşündünüz? Hayır, ben şöyle düşündüm. Ben kendi görüş açımdan, benim teyzemin eşleri benim için hem babadır hem abidir. Siz sever miydiniz Erol Bey'i? Valla benim Erol'dan nefret ettiğim kadar hiç kimseden etmiyorum. Ama bana dersen ki, bana da hayır. Önceleri de ya küçüklükten gelen bir şey bilmiyorum. Küçük kapıyordum, sevmiyordum. Hı hı. Hani bir şeyi yok yani bir şey yaptı mı size? Hayır. Hı hı. Katiyen hayır. Şimdi o konuda ben kalkıp da yalan söyleyemem, kimseye de iftira atamam yani. Ben sevmiyorum. Hı hı. Hiçbir zaman da sevmedim. Neden sevmedim derseniz teyzeme olan hakaretlerinden, şiddetinden, saygısızlığından, şeyinden. Kötü davranırdı teyzenize. Evet, ben her zaman nefret ederdim o adamdan. Hı. Hiçbir zaman da hazmetmezdim. Hatta demirle, kızgın demirle dövüyormuş teyzenizi. Onu bilmiyorum. Ondan haberim yok. Sevmiyordum. Gıcık kapıyordum. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Peki bu olayı duyduğunuzda daha da nefret ettim, daha da cinlendim, daha da kötü oldum. Peki Meryem'e dediniz mi, niye şikayetçi olmadın? Ben onu sormadım. Bakın ben zaten dediğim gibi çalıştığım için pek fazla hani evde de duramıyorum. Kız kardeşimle de vakit geçiremiyorum. Elimden geldikçe evet konuşuyoruz. Akşamları yan yana geliyoruz ama daha da kötü olmasın, daha da şey olmasın, bunalıma girmesin diye üstüne gitmek istemiyorum. Peki, çünkü benim kız kardeşim de şu an psikolojisi bozuk. Ve ne yaptığını bilmiyor. Gerçekten o da iyi değil. E tabi böyle bir şey yani, yaşadıysa bak ben destek olurum. Gelsin buraya şikayetini yapsın, savcılığa şikayetini verelim. Sonrasında ona hayat kurması. Yani bir şekilde İzzet'le boşanacaklar. Bu da artık düzelmeyecek bir konuda. Boşanma konusuna geldiniz. Tamam. Ama bir şekilde gitsin bu adamdan da şikayetçi olsun. Seni istismar etmiş. Bundan şikayetçi olmadan bugünden iyileşemez. Bugünden sonra olur zaten, merak etmeyin. Bugün olur, ben çıktım mı buraya da o artık bundan sonra kaçış falan yok. Şikayetçi olsun, biz yardımcı olalım. Buraya da gelsin. Bunun nedenini, intikamın sebebini de anlatsın. Neden bunları yaşadığını anlatsın. Diğer kadınlara da örnek olsun. Bunu yaşayan çok kadın var. Bir şey söyleyeyim. İzzet, madem hani sen dedin ya Meryem buraya gelsin, ben boşanacağım, şunu yapacağım, evet, bunu. Neyden vazgeçtin? Neyden? Çünkü Meryem burada isim vermedi. Sen isim verdiğine göre zaten bundan sonra yönümü boşanacağım. Her şeyimi Erol'a yöneleceğim. Tamam. Hukuk yollarıyla da. Tamam. Pazartesi günü o zaman getireyim kız kardeşimi, boşanın. Olur mu? Hüseyin Bey protokolü hazırlar. Biz bir şekilde. Şimdi biz protokolü şu yüzden hazırlayamayız. İzzet Bey çünkü bir avukatı var. Süremekte olan bir davası var. Ne davası? Protokol yapılacak olursa tabii biz görüşlerimizi sunarız ama İzzet Bey'in avukatını da onayını almamız gerekir. Evet. Bununla da konuşuruz. Zaten benim anlaşmalı olarak sürdürebiliriz bunu, değil mi? Onun avukatla konuşayım. Zaten seninle de konuşurum. Benim zaten Meryem'le bir gayem yoktu. Ben sana da söyledim. Şimdi sen diyorsun sen Meryem'e yüklenirsin. Benim gayem bu ismi çıkartmaktı. Zaten aldım alacağımı, ben ona yöneleceğim. İşte sen zaten bu ismi biliyordun ki. Hani diyorsun ya buraya çıktığından beri biliyordum. Onu zaten söylüyordum. Evet. Yani daha ama da aleyhin yani davası bu. Ama millet inanmıyordu. Sen burada söylediğinde artık hiç kimse inkar edemez artık. 3 yıldır bilen bir konu. 3 yıldır. Hiç kimse şundan inkar edemez. Çünkü ben biliyordum derken oğlumun bana söylediği, mesela milletin testini yaptır bir şeylerin. Peki daha bir şey sana daha söyleyeceğim. Sen bu konunun hani... Bak şimdi bir şey söyleyeyim size. Mantıkmen şey yapacaksınız. Hı-hı. Bunlar aynı köyde oturuyorlar ve evleri de çok yakın. Hı-hı. İsteseydin Erol'un saç DNA'sını çok rahatlıkla alabilirdin. Alamazdım. Alırdın İzzet. Bak, alırdın. Alamazdım. Onun yanına bak, bana dost gibi davrananlardan alırdın. Hep uzak duruyordu. Hayır. Bak, ben her şeyin peşindeydim. Ben onun berberinin peşindeydim. Ben
gitti kadının peşinden hiçbir şekilde alamadı. İsteseydi bakın yemin ederim size o kadar rahatlıkla alabilirdi alınmaz, ki. Alınmaz alınmaz. İstemeyen adam. Alırdı. Bakın alırdı. İstemeyen adamın bir saç örneğini dahi alamazsınız. Ya alırdı. Bakın ben size söyleyeyim, isteseydi çok rahatlıkla aldırabilirdi. Kendi alamazdı. Şimdi ama bakın alınmaz o. Gerçekten aldırırdı. Şahiden. Şimdi artık kanun yoluyla alınır. Alınmaz emniyet o. Devreye girecek. Bu sonuçta burada evet. Bir... Girsin evet emniyet evet. Girsin ağrı jandarma karakolu jandarma devreye girecek. Kesinlikle ağrı Murat jandarma karakoluna bu gelişmeyi bildirdi. Kesinlikle evet. Girsin ben şunu da söylüyorum. Bu konu jandarmanın elinde artık muhtar sonuçta tabii, ne tabii, olacaksa yapılmalı. Olacak. Bunu, bunu kabul etmiyorsa ben yarın biletimi keser ağrıya giderim onu da. İstese de istemese de benimle o kadar güzel hastaneye gelir ki. Hı hı. Yok, götürürüm. Yok, zaten, şimdi Şahide Hanım zaten böyle bir cinsel istismar iddiası olunca o çocuğun DNA'sını zaten savcılık alacak zorla. Hı hı. Zaten bu sefer mecburen zor. Verecek Aşın. Artık Erol. Aynen. Evet. Meryem de şikayetçi olması lazım. Meryem buraya gelsin. En azından onun hem boşanmasını başka hayat kurmasını. Bakın yine de ne olursa olsun buradaki olay bu kadar kötü şeyler çirkin şeyler yaşanmasına rağmen İyi bir şekilde sonuçlandırmak lazım. İzzet'in bu sakinliği burada buna yaradı. Çünkü bu tarz konular Allah korusun çok kötü yerlere gidebilir. Burada çocukların menfaatini, kendi menfaatinizi düşünün. Akıllıca davranıp olayı boşanmaya götürüp Erol Bey'e artık nasıl bir Erol'a dava mı açılıyor? İstismarla ilgili işte savcılığa şikayet edilip o sonuca varılacak. O da en azından bundan sonra başkalarını istismar eder ya da zarar verirse... Onun da önlemi alınacak. Zaten böyle bir kişi de halkı temsil eden muhtar olmasın yani bir zahmet. Bu kadar saptırmıyorlar. Yani bunu bu zamana kadar muhtar edip de o köyde barındırmışlar ya. Ben zaten buna aklım almıyor. Kesinlikle katiyen almıyor yani. Almıyor. Ben gene söylüyorum. Gene söylüyorum. Benim kız kardeşimde hata varsa 10 katı da sende var. Öyle olsun. Öyle olsun değil zaten var. Tamam öyle olsun. Öyle var öyle, zaten. Tamam öyle tamam var, öyle. Var var. Ben alacağımı aldım Erol'u. Bitti. Var. Yani sen ben kesin... Erol'u aldıysam tamam. Katiyen demek ki yok. Yok ben katiyen demiyorum. Ya tamam Erol'a ben istemeseydim sen zaten gene i̇şte alamazdın. İşte ben diyorum iyi oldu. Zaten yapan sensin. Teşekkür ettim sana. Hiçbir rica şey. Ederim. Şimdi sıra DNA testini bekleyeceksin sen. Evet. Yani Erol'un DNA Erol'dan alınacak ortanca kızınla birlikte. Peki bu noktada acaba ben en çok merak ettiğim şeylerden biri teyze ne yapacak? Hah onu bir bağlayabilir misiniz? Teyzeyi evet, evet. Belki şu anda bağlanabilir mi bilmiyorum. Muhtarın telefonunu kapatmış muhtar tamam, şu anda. Tamam teyzemi bağlama şansınız var mı? Peki teyzem ne diyeceksin Şahide? Ona çok güzel konuşmam var gerçekten. Yani sadece söylemek teyzem istediğim... Teyzem biliyor muydu bu durumu sence? Bilmiyorum. Biliyor muydu bilmiyor muydu bilmiyorum. Annen onları ne diyor soracağım. Bu duruma? Şimdi kız kardeşinin kocası. Ben annemle konuşamıyorum bu şeylerin. Bu annen ne diyebilirim kadına veya kadın bana ne diyebilir? Annem bilmiyor bu durumu. Ya illa ki biliyordur ama ben bu tür gibi konuları annemle konuşamam ya. Neden? Konuşamam benim midem almaz. Ben nasıl konuşayım bu şekilde ya anneme? Ama diyeyim öğrenecek ki, torunu... İlla ki biliyordur. İlla ki biliyordur. İlla ki biliyordur. Benimle bu şekilde hani ben bilmiyorum. Ben konuşmadım. Konuşmak istemiyorum. Midem almıyor. Gerçekten almıyor. Benim artık daha fazla hani... Yediremedim, bastıramadığımdan dolayı geldim. Bak gerçekten söylüyorum. Normalde benim kız kardeşim getirecekti kızı, bırakıp gidecekti. Ben götüreyim dedim. Benim buraya çıktığımı dahi şu an kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Yani sen aslında tutamadığın için içine evet, geldin. Yani ben burada benim kız kardeşim o kadar olayı yaşarken, o kadar sorun yaşarken... Onun orada o şekilde elini kolunu açıp gezip rahat bir şekilde gezmesini istemiyorum. Doğru. Hiçbir doğru şey olmamış gibi gezemezsin sen. Kimsin? Sen kimsin lan? Ha sen kimsin? Evet. Sen kimsin? Sen bunları benim kardeşime yaşatıp da ondan sonra kendi kenara veremezsin. Sen kimsin? Evet. Hayırdır? 23 yaşındaki kızı istismar edip bu şekilde hani çocuk sahibi olmasını. Hani bunları senin burnundan getiririm. Öyle de getiririm, böyle de getiririm. Ben kendim gücüm yetmese de kanunla senin burnundan getiririm. Evet. Emin ol ki getiririm. Biz oradaki jandarmaya da haber verdik. Kardeşinin tek yapacağı şey, senin burada destekçi olacağın tek şey şikayetçi olması muhtardan. Şikayetçi olacak, istismar ettiğini söyleyecek. Başka çaresi yok, mecbur yapacak. Yani, sen bu konuda ona destekçi olursun zaten. Ben buraya çıkmışsam benim kimseden ne bir çekincem vardır. Şimdi biz de yani Meryem de gelse vardır. Boşanma süreçleri hem şikayet süreçlerinde biz de destekçi olalım.
böylelikle yani bunun sonucu elde edelim. Tamam. Yani herkes suçlular da cezasını çeksin. Aynen, benim isteğim. Böyle bir şey yaptıysa muhtar da o zaman bunun sonuçlarına katlanacak. Muhtardım, şöyleydim, böyleydim diye kurtulamaz. Kısa bir aramız var.